TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Sağlıkça programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta Sağlıkça programında sağlığımıza dair önemli konuları, gelişmeleri konuşmaya çalışıyoruz. Özellikle efendim sağlığımızla ilgili hangi bilgileri edinmemiz gerekiyor, hangi bilgilere sahip olmalıyız ve özellikle hangi durumlara dikkat etmeliyiz, hangi durumlar karşısında önlem almalıyız, bunların detaylarını konuşmaya çalışıyoruz. Bu haftaki Sağlıkça programımızda yine toplumumuzda son dönemde oldukça sık görülebilen obezite hastalığını konuşacağız. Nedir, ne değildir efendim? Obezite kimlerde görülebilir, kimlerde sık olabilir, kimler risk altındadır? Ve obezite için şu anda yapılan tedaviler, yollar ne yönde, bunları konuşmaya çalışacağız. Kimler obezitedir, kimler obezite öncesi risk altındadır ve daha fazla dikkat etmesi gerekir? Ve obeziteye karşı alınması gereken tedbirler neler? Obezite olan bir kişi nasıl tedavi olacak, nerelere başvuracak ve nasıl bir yol izleyecek? Bunların tüm detaylarını konuşmaya çalışacağız. Zira obezite hastalığı son dönemde sık görülebilen ve insanların maalesef yanlış yöne yönelebildiği bir hastalık olarak da adlandırılabilir. Peki bu noktalarda yine söylediğim neler yapacağız? Bunların tüm detaylarını konuşmaya çalışacağız değerli izleyenler. Ve her programımızda söylüyoruz. Bütün hastalıklarla alakalı ki bugün obeziteye konuşacağız. Konumuz bu. Doğru bilinen yanlışları ekranlarınıza taşımaya, sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz efendim. Çok kıymetli bir konuğumuz var değerli izleyenler. Genel cerrah ve kanser cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erdoğan Sözer hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya yine parmak bastınız. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tabii önemli konuları sizler vasıtasıyla vatandaşlara duyurmaya çalışıyoruz ki sizin gibi uzman doktorlarımızdan efendim bütün konuları almaya, bilgileri birinci ağızdan en doğru şekliyle vatandaşlara aktarmaya gayret gösteriyoruz. Zira belki bir vatandaşımız bizi dinledikten sonra önlem alacak, dikkat edecek ya da tedavisini olumlu yönde sonuçlandıracak. Bu bizler için çok kıymetli. Sizler her daim zaten hastalarınıza bu şekilde tedavi sunuyorsunuz. Ama böyle bir durumda da hani bizi kırmayıp çok biliyorum ki çok yoğun bir tempo içerisindesiniz. Buraya geliyorsunuz hem bizi bilgilendirmek, bize bir program yaptırmak hem de aynı zamanda sizin bilgilerinizi vatandaşlarla buluşturmuş oluyoruz. O yüzden ben çok ama çok teşekkür ediyorum hocam size. Zira Kayseri'de hatta Türkiye'de aranan bir doktorsunuz. O yüzden de yani yoğunsunuz biliyorum. Ama bu yoğunluğu içerisinde bize böyle vakit ayırmanız, vatandaşlara bilgi sunmanız gerçekten de kıymetli. Bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar teşekkür getiriniz. Ederim. Çok sağ olun. Nasıl efendim, yoğun mu? Çok yoğun. Özellikle yaz aylarında Kayseri'de yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da olmasıyla hakikaten bütün hastanelerde olduğu gibi bizim tıp fakültesi hastanesi de bir hayli yoğun günler geçiriyor. Efendim kolaylıklar temenni sağ ediyoruz olun. Size. Sağ olun. Ama ne zamandır da program yapmıyorduk. Özledik sizi. Bence izleyicilerimiz de özledi. Sağ olun. Vereceğiniz çok bilgiler ederim. Gerçekten çok, çok ama sağ çok olun. Önemli. Ben en azından çok bilgi ediniyorum bu sayede. Ben inanıyorum ki izleyicilerimizle de çok büyük katma değer sağlıyoruz İnşallah, bu sayede. İnşallah öyle olur. Değerli izleyenler, obezite cerrahisini konuşacağız. Obezite hastalığını konuşacağız dedik. Gerçekten önemli bir hastalık. Hocamız birinci ağızdan efendim bununla alakalı verilen mücadeleyi, yapılan ameliyatları ve tedaviyi bizlere tek tek anlatacak. Yine söylediğim gibi önlemler, dikkat edilmesi gerekenleri sıralamaya gayret göstereceğiz. Hocam isterseniz obezite nedir diye giriş yapalım. Buyurun çok efendim. Teşekkür ederim. Oraya gelmeden önce ilk önce şunu söyleyeyim. Ben Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndayım. Şimdi bir defa henüz daha Türkiye'de çok az merkezde obezite cerrahisi yapılırken bizim fakültemizde biz obezite cerrahisi yapmaya başladık. Evet, evet. Güzel. Yani bırakın Kayseri'yi, Kayseri'nin çevresindeki illerde dahi hiçbir obezite cerrahisi yapılmaz iken bizim tıp fakültesi fakültemizde obezite ameliyatları yapılıyordu. Ve yine Türkiye'de hala çok az yerde belki bulunan bir obezite konseyi kurulmuştu. Yani bu konseyde işte endokrin hormon bölümü, gastroenteroloji, patoloji, radyoloji, psikiyatri, fizyoterapi bölümü, spor bölümünün içerisinde olduğu bir konsey ile biz şişmanlık ameliyatlarına karar veriyorduk. Çünkü konuşmamızın ileriki zamanlarında belki fırsat buluruz yine. Obezite tedavisi yapılması için hastanın öncelikle çok iyi araştırılması lazım. Dolayısıyla hiçbir diğer kurumla kıyaslanmayacak kadar ciddi bir geçmişi olan ve çok ciddi bir bilgi birikimi olan, tecrübe birikimi olan bir klinikte çalışmaktayım. Öncelikle bunu bir
belirtmek istiyorum. Evet efendim. Şimdi obezite tabii bu vücut kitle indeksi, daha sonra onu da açarım ben. İşte belli rakamların üzerinde olduğu zaman o kişiye obez diyoruz. İsterseniz şişmanlık diyelim. Hı hı. Ama obezite de bilinen bir kelimedir. Yani bizim obezite dediğimiz durum, kişinin bir miktar kilolarıyla mutlu bir şekilde yaşadığı ve ciddi bir sağlık probleminin olmadığı şişmanlıktan bahsetmiyoruz biz. Biz artık morbid obezite dediğimiz, morbid öldürücü demektir. Artık vücutta diğer organları da içine alan, sistemleri de içine alan ve bir takım öldürücü komplikasyonlara yol açan, hastalıklara yol açan, tedavi edilmesi gereken bir durum haline gelen obeziteden, yani morbid obeziteden, yani bir hastalıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tespiti yapmamız lazım. Ve tabii ki biz ben yıllardır obezite dersini öğrencilere anlatıyorum. 15 sene önce anlattığımda, işte 2010'lu yıl diyelim, hı hı, hatta daha önceki zamanlarda hep o zaman diyorduk ki 2020'li yıllara geldiğimizde bizim toplumumuzda, Türk toplumu da çok önemli bir kısmı obez hale gelecek diye bunu şey yapıyorduk. Ve daha sonra hakikaten Sağlık Bakanlığı çok doğru bir hamle yaparak hem kanseri hem obeziteyi toplumsal mücadele edilmesi gereken hastalıklar grubuna aldı. Bir takım önlemler de aldı ama maalesef hem tüm dünyada hem de ülkemizde obezite giderek arttı. Ve bugün geldiğimiz noktada neredeyse bizim toplumumuzda her 3 kadından biri ve neredeyse her 4 erkekten biri obez durumda. Hepsi morbid obez demiyorum ama normal kilolarının çok üzerinde olmaya başladı. Hocam çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam tabii, evet, ki. Ve size bir bilgi daha aktarayım. İçinde bulunduğumuz coğrafya, Orta Anadolu coğrafyası da Türkiye'de maalesef obezitenin en fazla görüldüğü bölge. Sebebi şey mi acaba, lezzetler mi, yemekler mi? Tabii biraz daha hamur işinden zengin beslenmeler. Evet. Yani tabii burada bizim Orta Anadolu insanının çok misafirperver olduğunu, gelenlere işte hemen hamur işleri, tatlılar, börekler, mantılar, bilmem neler sunulduğunu ben bunu hiç unutmuyorum. Bir misafirliğe gittiğimizde işte ben şundan almayayım, bundan almayayım falan dediğimde en sonunda ev sahibi hanımefendi dedi ki, ya Erdoğan abi dedi, hiç olmasa bir vitamin hapı vereyim sana. Dolayısıyla tabii bu Kayseri oturmalarını da hatırlayın, yani gece saat 8'de başlanır, kalkana kadar 11'e 12'ye kadar devamlı bir şeyler yenir. Evet, tabii doğru. Bu şekilde yiyip içmenin de toplamda bir faturası oluyor. Dolayısıyla şöyle kısa bir şey yaptığımızda, değerlendirme yaptığımızda normal kiloların üzerinde olmanın obezite olduğunu ama sağlık problemi haline geldiği zaman bu durumda bunun bir morbid obezite ismini verdiğimiz bir hastalık haline geldiğini özetle söyleyebilirim. Hocam obezite istenmeden oluşan bir kilo mudur? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi zaten istenmeden oluşan obezite, yani obeziteye yol açan, temelde yatan bir hastalık varsa bu zaten obezite cerrahisinin, şişmanlık cerrahisinin işi değil. İşte biraz önce onu söyledim. Pek çok hastamızı biz şişmanlığı nedeniyle araştırdığımızda bunun altında bir hormonal hastalığın olduğunu gördük. Mesela tiroid bezinin normalden az çalışıyor olması şişmanlığın önemli sebeplerinden bir tanesi. Veya bazı böbrek üstü bezi hastalıkları obeziteye yol açıyor. Hatta 3-4 hastamızda da beyinde hipofiz dediğimiz bir organda bir adenom olduğu tespit edildi. Ve bunlar tabii ki obezite cerrahisinin dışında olan şeyler. Onun için sorduğunuz sorunun cevabı, bazı hastalar istemeden şişmanlıyorlar veya alması gereken bazı ilaçlar oluyor. O ilaçların
tesir, işte evet, kortizon gibi bazı işte hipertansiyon ilaçları gibi bunlar hasta mecburen bunları alacak ve istemeden şişmanlığa yol açıyor. Başka istemeden şişman nasıl olunur? Mesela genetik sebepler var. Anne ve babası obez olanlar çocukların %80'i daha sonra obez oluyor. Yani genetik şeyini, kodunu değiştirme şansı yok. Esas burada tedavi edilmesi gereken, yani cerrahi olarak veya başka yöntemlerle, işte bu son zamanlarda mide botoksu, mide balonu, ki mide balonu çok eski yıllarda, yani 20 sene önce bile gündeme geldi, sonra kalktı. Bu tip yöntemler isteyerek kilo alanlar grubundadır. Yani nedir? Aç olmadan yemek yiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Gecenin ikisinde kalkıp buzdolabından zeytinyağlı dolma yemenin açlıkla bir alakası yok ki. Veya her anda bir atıştırmalar, işte gofretti, çikolataydı, oradan bir bisküvit, buradan bir tane işte şekerleme, bunların açlıkla bir alakası yok. Buna yani çok da söylemek istemiyorum ama bir davranış bozukluğu bu. Dolayısıyla obezitenin bence önemli sebeplerinden bir tanesi de davranış bozukluğudur. Ve bu davranış bozukluğu düzeltilmeden zaten yapılan işlemlerin %90'ı bir işe yaramıyor. Ancak ve ancak bypass cerrahisi dediğimiz, sonra ondan da bahsederim, mide çıkışının veya ince bağırsakların ta birkaç metre aşağıya bağlanması hariç, tüp midede de, botoksta da, şeyde de, kelepçede de veyahut da mide balonunda da sonunda hastalar kilo alarak geliyorlar. Benim 10 sene önce, 15 sene önce tüp mide ameliyatı yaptığım hastalar maalesef kilo alarak gelmeye başladılar. Çünkü o gayesine ulaştı, kilo vermesi gereken dönemi geçirdi. Ondan sonra tekrar yeniden o davranış hatalarını, davranış bozukluklarını devam ettirdikleri için yine kilo almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla genetik faktörler var. İşte yemek yeme alışkanlıklarında bozukluklar var. Psikiyatrik bir takım problemler var. Bazı insanlar üzüntüden yemek yemeye başlıyor. Bazıları işte keyifli oluyor, yemek yemeye başlıyor. Dolayısıyla pek çok sebebi var ama bizim esas hedef olarak tedavi etmeye çalıştığımız grup daha çok hiçbir şey seçmeden, gıda seçmeden devamlı yiyen, içen, işte akşam televizyon seyrederken televizyonun karşısına oturup kuru yemişti, şekerlemeydi, tatlı gıdalar alınması. Benim bir hastam vardı, hiç unutmuyorum. Mesela soruyoruz biz, neler yiyorsun diye. Vallahi diyor, dedi, hocam dedi, ben dedi televizyonun karşısına oturuyorum dedi. Şu dedi dört köşe şey vermeyeyim, firma ismi vermeyeyim, çikolatalar var ya dedi. 5-6 tanesini alıyorum dedi yanıma dedi. Hem seyrediyorum ama anlatırken nasıl keyifli biliyor musun? Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Yani onu diyor erite dedi. 5-6 tane ben dedi koca çikolata götürüyorum dedi. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda tabii kilo almamak mümkün değil. Ve bir de şunu söyleyeyim, tabii teknoloji ilerledikçe obezite artıyor. Niye? Eskiden işte 4 katlı, 5 katlı merdivenleri çıkıyorduk. Şimdi asansör. Duyuyorum bazı evlerde araba asansörü bile var. Asansörle katına çıkıyor. Eskiden mesela yürünüyordu. Bir takım yerlere gidiyordu. Şimdi hele hele Kayseri'de yani neredeyse ofisimizin önüne kadar arabayla gitmek istiyoruz. Büyük şehirler bu açıdan biraz daha şanslı. Çünkü park yeri bulamıyorlar. Yani 100 metre, 200 metre uzakta park yeri bulunca yine kendini şanslı hissediyor. Dolayısıyla daha önce fiziki olarak enerji kaybederek, harcayarak yaptığımız pek çok işi şimdi otururken yapıyoruz. Yani siz onları hatırlamazsınız. İlk televizyonlar olduğunda uzaktan kumanda falan diye bir şey yoktu. Şimdi uzaktan kumanda bozulduğu zaman evde ne kadar büyük bir sıkıntıya girdiğimizi bir düşünün. Bir uzaktan kumanda bile, değil mi? Dolayısıyla teknoloji giderek sedanter, yani hareketsiz bir hayatı peşinde getirdi. Yürüme ortadan kalktı. Düzenli spor yapan kesimimiz maalesef az. Onun için
Bütün bunları topladığımız zaman hep onu söylüyorum. Tabii ki her iyi şeyin, ya tabii ki bu teknoloji bize bir takım kolaylıklar sağlıyor ama daha hareketsiz bir hayatı da beraberinde getiriyor maalesef. Evet. Bütün bunları da topladığımız zaman yani zaten obezite neyin sonucudur? Alınan enerji, harcanan enerjiden fazla olduğu zaman bütün bunlar yağ olarak vücutta birikiyor. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz değil mi hocam? Bizim elde olmayan sebeplerden dolayı aldığımız kilolar bizi obezite hastalığına sürükleyebilir. Yani tabii. Birini çok kilolu birini gördüğümüz zaman hani obezite olduğunu anlayabileceğimiz seviyede artık olduğunu gördüğümüz zaman da bunu şey diyemememiz. Yani bu kadar işte yemek yiyecek ya da bu kadar fazla zorlayacak ne vardı dememeliyiz. Çünkü tabii. O bir hastalık. Tabii. Yani bu çok önemli çünkü bunun bir hastalık olduğunu bilmek ona göre bence tedaviye yönelmenin ya da şifayı bulmanın bence başka bir adresi de diyebiliriz. Yani mesela bizim toplumumuzda da hani eskiden şöyle bir laf vardı. Bir gram et bin ayıp örter. Tabii bunlar bence doğru atasözleri de değil. Bence atalarımız da böyle bir söz de söylememiştir. Ancak şunu söylemek lazım. Yani bu obezler veya morbid obezler sanki toplumda çok mutluymuş gibi, çok keyifliymiş gibi böyle kahkaha atarlar falan. Ama onların perde arkasında çok ayrı bir dünyaları vardır. Biz polikliniklerde veya özel ofisimizde kendileriyle görüştüğümüzde aslında çok ciddi problemleri var. Üzgündür bunlar. Yani çünkü bunların morbid obezler için söylüyorum yatakları ayrıdır. Yani çünkü düşünün yani bizim şey yaptığımız hastalar 150 kilo, 160 kilo, 140 kilo. Bunlar normal tuvaletlerde oturamıyorlar. Yani tuvaletleri farklı. Giyinmeleri ve kuşanmaları için yardımcıya ihtiyaç duyuyorlar. Kendi öz bakımları ciddi problemdir. Ondan sonra bunlar topluma üretken olarak bir değer katamıyorlar. Devamlı kendilerini tüketici olarak görüyorlar. Dolayısıyla bütün bunları şey yaptığımız zaman aslında morbid obezler yalnız kaldıklarında hakikaten yalnız olduklarını daha fazla hissederler ve çok mutlu değillerdir. Tabii efendim uyuyamazlar. Tabii. Uyanamazlar belki dediğiniz uyku gibi yürüyemezler. Tabii ki. Sosyal hayat biter. Yani bunu zaten anlatacağız, konuşacağız. Evet. Peki hocam. İşte tam bu noktaya gelecektik. Vücudumuzdaki bu şişmanlık yani obezite nelere yol açar? Buyurun. Nelere yol açar? Çok güzel bir soru. Şimdi biz tabii cerrah olduğumuz için mesela hasta yakınlarıyla, hastayla çok farklı hastalıklar için ameliyat olması gerektiği zaman konuşurken mesela diyoruz ki biraz yani kilonuz fazla bu bizim için önemli bir ameliyat riski diyoruz. Yani neden diyor? Ya çünkü obezite fazla kilo yani bakın biz şu su bardağını 10 dakika böyle tutamayız. Yani bir saat mümkün değil tutulamaz. Tabii. Ama obez bir kişiyi düşünün 40 kilo 50 kilo fazlası var. Bu 50 kiloyu nasıl taşıyabilir bir organizma? Ve bunu belli bir süre değil 24 saat taşıyor. Uyurken taşıyor, yemek yerken taşıyor. İşte her türlü faaliyetinde bu kadar kilo bu organizmanın üzerinde. Tabii buna ne kalp dayanır? Zaten hipertansiyon oluyor, kalp yetmezlikleri oluyor. Hı. Ne akciğer dayanır, ne eklemler dayanır bu hastaların. Ciddi eklem ağrıları oluyor. Bel ağrıları, kalça ağrıları, işte diz ağrıları, bilek. Çünkü vücut taşımıyor artık. Bunun dışında işte sindirim sistemiyle ilgili, mideyle ilgili, safra kesesinde taşlar mesela çok daha fazla görülüyor. Hemen bunun, her hastalık var hocam. Tabii ki, tabii. Bir de bunun dışında ne var? İşte kadınlarda adet düzensizlikleri ortaya çıkıyor. Erkeklerde cinsel bozukluklar ortaya çıkıyor. Bir defa obezite devam ettiğinde şeker hastalığı kaçınılmaz. Şeker hastalığı dediğin zaman zaten başlı başına işte damar yetmezlikleri, efendim böbrek yetmezlikleri gibi bir takım problemler. Dolayısıyla bunu özet olarak şöyle söyleyebilirim. Morbid obezitenin etkilemediği hiçbir organ ve hiçbir sistem yoktur. Yani genital sistemden tutun, sindirim sistemine kadar, sinir sisteminden tutun, psikiyatrik bozukluklara kadar, kalp ve damar sisteminden tutun, solunum sistemine kadar aşağı yukarı 5-6 misli bu hastalıkları arttırıyor.
Ve bir şey daha söyleyeceğim. Tabii kanser cerrahisi, cerrahı olmam nedeniyle obezite maalesef her türlü kanser görülme riskini, yani kolon kanserinden mide kanserine, meme kanserinden diğer organ kanserlerine kadar her türlü kanser riskini arttırıyor. Şöyle bir bilgiyi de aktarmama müsaade edin. Bakın, önlenebilir ölüm sebepleri içerisinde önlenebilir, yani önlenmesi elimizde. Evet. Ölüm sebepleri listesine baktığımızda obezite ikinci sırada. Birinci sırada hangisi peki? Hangisi olabilir? Meme mi efendim? Birinci sırada sigara. Sigara önlenebilir ölüm sebepleri içerisinde birinci sıradadır. Dolayısıyla obezite de ikinci sırada. Peki şöyle de bir tahmini şey yapabilir misiniz? Morbid obezite ortalama yaşam süresini ne kadar düşürmüş olabilir? Kaç yıl düşürmüş olabilir? 12 yıl. 12 yıl çok ciddi bir rakamdır. Normal yaşam ümidinin neredeyse %20'si veya civarında. Dolayısıyla hakikaten morbid obezite bu kadar önemli bir problemdir. Madem sigaradan söz açıldı, yani biliyorsunuz ben sigara ve alkole her sağlık programında lafı bir oraya dikkat getiriyorum. Dikkat çekiyorsunuz, evet, evet. Tabii. Demek ki bu kadar önemli efendim. Önemli tabii ki. Yani onu yine hep şunu söylüyorum. Hiç kimsenin kişisel, şahsi hayatına asla söylenecek bir şey yoktur. Asla ve asla. Ama alkolün de çok ciddi bir obezite sebebi olduğunu da söylemem lazım. Çünkü alkolün gramı 9 kaloridir. Tereyağının eritip içerseniz o da gramı 9 kaloridir. Yani alkol alındığı zaman ha tereyağı içmişin enerji açısından. Bir de gram diyorsunuz hocam, evet, yani. Evet tabii, bir gramı 9 kaloridir. Evet. Bir gramı. Onun için zaten biz mesela obezite cerrahisi falan yapacağımız zaman veyahut da işte mide balonu takmak için hastayla konuştuğumuzda, botoks için hastayla konuştuğumuzda alkol alışkanlığı varsa önce bunun ortadan kalkması için kendisine şey yapıyoruz, teklifte bulunuyoruz. Eğer bunu bırakmıyorsa o zaman tabii ki biz hiçbir şekilde bir obezite tedavisi uygulamıyoruz. Evet. Efendim dedikleriniz oldukça önemli. Özellikle pişmanlık nelere yol açabilir dedik ki kanserden en başta tabii, en büyük risklerden bir tanesinin kanser olduğunu ve özellikle bütün vücudumuzdaki organların hasta olma riskini 5-6 kat arttırdığını ifade evet, ettiğiniz evet, çok önemli rakamlardı evet, bunlar evet, özellikle. Evet. Şimdi hocam ben bir şey sormak istiyorum. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Mesela birçok program yaptık sizinle, Sağlıkça programında evet, konuştuk evet, hastalıkları, meme kanserini konuştuk, tabii, mide kanserini, bağırsak kolon kanserini, hepsini tabii, konuştuk. Tabii. Sizce evet, kanserin en büyük sebebi ne? Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Kanserin en önemli sebebi bir defa genetik faktörler var. Zaten genetik giderek kanserde önem kazanmaya başladı. Bunun dışında sindirim sistemi kanserlerinde, yani mide, kalın bağırsak, yemek borusu kanserlerinde tabii ki yemek yeme alışkanlıklarının çok önemi var. Yani bozuksa yemek yeme alışkanlığı? Zaten bozuk yemesi diye bir şey söz konusu olamaz zaten. Burada şunu vurgulamamız lazım. Özellikle fast food tarzı gıdaların, yani biliyorsunuz bizim normal aile, klasik aile düzenimizde ne var? Ev yemekleriyle aile ortamında ailenin buluştuğu, bu sadece midemizi doyurmak için değildir. Bu sofra adabı, sofra ortamı ayrıca aile ilişkilerini güçlendiren, insanın bir aidiyet duygusunu geliştiren bir şeydir. Dolayısıyla artık yine günümüz teknolojisinde insanlar sabah kahvaltısı yapmadan süratle evden çıkıyorlar. Bazen işte öğle yemeği yiyemiyor veyahut da öğle yemeğini işte bir hamburger türü, fast food tarzı bir şeyle geçiştiriyor. Nasıl bir yağ kullanıldığı belli değil. Kızartmalı, işte belki kullanılmış yağların kullanıldığı gıdalar, işte yüksek kalorili gıdalar, ayaküstü atıştırmalar. Dolayısıyla akşam yemeklerinin de çok geç yeniyor olması. Yani bazı evlerde akşam yemeği bir sofrada yenmiyor. Gelen buzdolabını açıyor, bir şeyler alıyor, yiyor.
Ondan sonra ben uzun yıllar önce işte Londra'da eğitimim için kaldığımda orada da böyle çok hareketli bir şey vardı. Ama ben diyordum ki ya bunların nasıl yani her gelen kendi başına bir yemek yiyor ama bizim Türk toplumu olarak da maalesef giderek bu şeye geldik. Raf ömrü gıdaların daha fazla uzun gıdaların raf ömrü uzun olan gıdaların konserve türü işte bir bakıyorsun şimdi işte bugün ayın 28'i 28 Temmuz 2022'de üretilmiş son kullanım tarihi işte Temmuz 2028. Yani bunların içerisinde bir takım katkı maddeleri konuluyor. Bu katkı maddelerinin inanın bazıları maalesef kanserojen. Yani tabii. Deneysel kanser modellerinde kullanılan gıdalar. Yediklerimiz böyle, içtiklerimize bakıyoruz. İçtiklerimizde de içlerinde bir sürü boya maddesi olan, aromatik maddesi maddeler olan bakıyorsun. Ya şahane bir kayısı, evet. Şahane kayısı suyu. İçinde ne kadar kayısı var? Sıfır. Ben hocam bir de sıfır. Aynen dediğiniz gibi yaşadım bunu. Mesela organik olan bir ürünün aynı ürünün marketten alınmışlığı var evde. Tabii. Dolapta duruyor. Bir de organiği var hocam. Evet. Organiği hiç bozulmadı. Tabii. Organiği bozuldu. Bozuldu tabii. Marketten aldığımız hiç tabii. Bozulmadı. Diyorum tabii. Ki ya böyle bir şey olur mu yani? Tabii. Bizde bir hata var herhalde. Tabii. Organiği bozuluyor. Tabii. Marketten alınan bozulmuyor. Meğerse tabii. Hocam tam tersiymiş yani. Bozulmaması için katkı maddeleri tabii. Bilmem neleri. Yoğurt şimdi alın. Yani kimseye şey yapmayalım da yani market yoğurdunu aldığınız zaman 15 gün 20 gün sonra bile dolapta duruyor. Evde eşimin yaptığı yoğurdu bir bakıyorsun günde. İkinci gün ekşimeye aynen. Başlıyor. Aynen. Anlatabildim mi? Hele o meyve suları çok büyük tuzaklardır. Bazılarının içerisinde meyve miktarı sıfır. Tamamen boya maddesi, tamamen katkı maddesi, şeker. Renk maddeleri ama aroma muhteşem. Ya diyorsun bu nasıl bir kayısı suyu, bu nasıl bir şey. Evet. Dolayısıyla kilo sadece yeni yemeklerle alınmıyor, içeceklerle de alınıyor. Yani kanser sebebini sorduğunuzda yani daha pek çok şeyi ben size saatlerce anlatabilirim. Yani stres faktörü mesela. Stres aşırı yemeğe de yol açıyor. Aynen. Ani ölümlere yol açıyor. Kansere yol açıyor. Yapmadığı bir şey yok. Onun için hep bunu özellikle bizim cerrahi ekip çok ağır cerrahi yapıyoruz. Belki bazı arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız beni duyuyorsa da hep sık sık kendimize ya bir ara verelim, bir kahve içelim, şöyle güzel bir şeylerden bahsedelim. Çünkü ömrümüz bir koridorda ve ameliyathanede geçiyor. Evet. Bir de ameliyathaneden hiç çıkmayanlar var. Anestezistler var. Hayatları hep ameliyathane odasında geçiyor. Evet, doğru. Yani sıkıntılı şeyler. Onun için bir takım hobilerle, bir takım sportif faaliyetlerle, hele hele bir araya gelme fırsatı varsa, sohbet etme fırsatı varsa onları değerlendirerek, iş ortamından mümkün olduğu kadar ara sıra çıkarak, tatil yaparak, farklı ortamlara şey yaparak, ondan sonra bunları değerlendirmek lazım. Siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Size de aynı şeyi öneriyorum. Evet hocam bizim ama şey bizimki hep bir yerlerde farklı yerlerde olduğu için hani stüdyo ya da haber evet. Merkezi değil. Yani dışarıda başka bir haberde işte bir gün Erciyes Üniversitesi'nde bir gün evet. İşte o terminalde bir gün başka süper. Bir yerde. Aynen o süper. Yüzden onun güzelliğini yaşıyoruz yani. Ondan yana sıkıntı. Ara sıra bizi de götür o zaman Yalçın kardeşim. Peki hocam. Şimdi hocam tabii bunları öğrendik. Bunlar önemli. Tedavisini merak ediyoruz obezitenin. Evet. Evet. Bir kişi geldi size. Bir de hocam kaç kilodan fazlası obezite olmuş oluyor mesela? Şimdi ben size onu söyleyeyim. Bir defa bunu şöyle ayarlıyoruz. Vücut kitle indeksi diye bir şey var. Evet. Vücut boya kitle göre değil mi efendim? Tabii. Hastanın kilosu bölü boyun metrekare cinsinden karesi. Bizim şöyle bir skalamız da var. Ben getirdim mesela. Bunu sorar diye ben şey yaptım. Mesela Yalçıncığım sen boyun ne kadar? 1.76 hocam. 1.76. Hemen 1.76'ya geldim. Kaç kilosun? 74 ya da 75 olması lazım. Süper. Şimdi bak o zaman ben sana söyleyeyim. Senin vücut kitle indeksin 24,5. Yani 20 ile 25 arası normal. Yani şu ben anda fitim hoca. Fitsin. Ancak 4-5 kilo alırsan çok hafif obeziteye doğru gidersin. Öyle ama sen bu hayat şeyde iş ortamındaki bu hareketlilikle böyle gidersin diye düşünüyorum. Dolayısıyla 20-25 arası. Sizinki nasıl hocam peki? Sizinki de merak ettim ben. Ben bakayım benim biliyorum. Benim de 24. Öyle mi evet. Hocam? Aynıyız o zaman. Evet. Fit miyiz hocam? Ama ben için? Haftada 2 gün cumartesi pazar sabahı tenis. Neredeyse 8'den 10'a kadar tenis oynuyorum. Tenis. Tabii. Sabah 8'den 8'den 10'a kadar. Güzel hocam. Tenis oynamadan önce ne yapıyorum? Yürüyüş. Vizit yapıyorum. Hastanedesiniz tabii. Yani.
Ben cumartesi pazar 7'de vizitimi yaparım. Oradan gider tenisimizi oynarız. Demek ki bu hareketli hayat önemli hocam ya. Buradan spor hekimliği doçenti Soner kardeşime selamlar gönderiyorum. Bizim benim tenis partnerim gayet güzel. Birlikte yapıyorsunuz hocam tenisi. Evet. İşte farklı spor dalları da belki hocam. Yani içimizdekini dışarıda çıkarabilecektir. Doğru mu? Evet. Bunlara da yönelmek gerekiyor. Evet. Yani belki tenis birçok insanı belki heyecanlandıracaktır. Belki obeziteden kurtaracaktır. Doğru mu efendim? Valla tenis komple bir spordur. Ben size söyleyeyim. Ben yıllarca amatör de olmak üzere futbol oynadım. Yani çok keyifli tabii futbol başka bir şey ama komple bir spor değil. Ama tenis komple bir spor. 20-25 arası normal. Tamam. 25'in üzerine çıkmaya başladıkça obezite artıyor. Ama bizim ameliyat ettiğimiz, tedavi ettiğimiz, cerrahi tedavi ettiklerimizin vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde. Bu önemli. Yani dünyada da, Türkiye'de de, bilimsel kitaplarda bu. Ancak 35 ile 40'ın arasında mesela kalp hastalığı var, işte uyku apnesi var. Uyku apnesi çok önemli bir problem. Yani ani ölümlere yol açabilen çok önemli bir problem. Yani uyurken hastanın nefesi duruyor. Bu şekilde bazı aletlerle uyuyan yatan hastalar var. Şeye girmesin diye. Ani ölümlere girmesin evet, diye. Evet efendim. Dolayısıyla işte kontrol altına alınamayan tansiyon varsa, kontrol altına alınamayan bir diyabet hastalığı varsa bunlar da 40'ın altında da 35, 36, 37 vücut kitle indeksinde de cerrahi tedavi uyguluyoruz. Evet. Şimdi hocam tedavisi uzun bir süreç mi obezitenin? Yani bir insanın zayıflaması için işte özellikle o kiloların verilmesi adına bir mücadele yapılıyor ya hocam. Evet. Yani o yapılan cerrahi operasyonlar ne oluyor? Mesela mide balonundan bahsettiğiniz evet. önce, mide botoksundan bahsettiğiniz bu şeyleri konuşalım. Yani. Tabii ki, tabii ki memnuniyetle. Şimdi bir defa burada çok ciddi bir şekilde kararlı olması lazım hastanın. Ben şunu mide ameliyatı olması için. Tabii. Tamam. Yani bu yola girmesi için. Hı hı. Biz yani bütün dünyada öyleydi. İlk başlanılan şeylerde mesela mide kelepçesi takıyorduk. Evet, evet. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Hatta şimdi Can Küçük kardeşime de sevgilerimi göndereyim. Biz o zaman henüz daha yeni akademisyendi. İlk beraber başlamıştık. Ondan sonra bir hastaya mide kelepçesi taktık. Ertesi sabah geldi, klinik oynuyor. Bana yemek verin, bana yemek verin. İşte ben bu kadar peynirle doyar mıyım diye. Ondan sonra kocası diyor ki, ya işte hanım senle bunları konuştuk falan. Hayır ben şey yapacağım. Ondan sonra bir gün ameliyat ettiğimiz hasta, iki gün sonra tekrar ameliyat aldık, kelepçeyi çıkarttık. Allah Allah. Evet. Yani onun için baştan hangi yola girdiğini bilmesi lazım. Şimdi biraz önce sorunuzun cevabı olarak şunu söyleyeyim. Bir, cerrahi yöntemler var. Hı hı. Bir de cerrahi dışı yöntemler evet, var. Efendim. Bu mide botoksu, mide balonu bunlar cerrahi dışı yöntemler. Ama bu kelepçeyi artık dünyada kullanmıyor. Biz de herhalde bir 15 yıldır kelepçe takmıyoruz. Tam tersine taktığımız kelepçeleri daha sonra yıllar sonra çıkarttık. Çünkü onların da bazı reaksiyonları oldu. Yani baştan işte nötrdür, reaksiyon yapmaz deniyordu ama sonra onların reaksiyonlarını gördük. Cerrahi olarak o kadar çok yöntem var ki. Ama ben bizi izleyen vatandaşlarımızın daha rahat anlaması için bunu iki gruba indiriyorum. Bir, mide hacmini küçülten, mideyi küçülten cerrahi. Ne demek? Yani normalde biz oturduğumuz zaman çorbamızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, salatamızı yiyoruz, tatlımızı da yiyoruz. Bir sıkıntı yok. Ama mideyi küçülten bir ameliyat yaptığımız zaman çorba içinde doyuyor. Çünkü mideyi küçülttük. İşte bu tüp mide denilen, vatandaş arasında tüp mide denilen, bizim sleeve gastrektomi dediğimiz, yani mideyi yemek borusundan ta çıkış yerine kadar küçültme. Bir çocukların şu balonları olur böyle ince, uzun balonları. Tüp haline getiriyoruz. Dolayısıyla kişi biraz yediği zaman tokluk hissediyor. Zaten biraz daha üzerine giderse, affedersiniz, kusar. Dolayısıyla bu tüp mide, mide hacmini küçülten bir cerrahidir. Ha, bu tüpten mesela erimiş çikolata geçmez mi? Geçer. Kaymak geçmez mi? Geçer. Eğer ağızda iyice lapa haline, bulamaç haline getirdiği her şey
oradan geçer. Yani kişi yemeği kafaya koyduysa yer, kilosunu alır. Hmm. Yani tüp mide onu kurtarmaz. Bir de ne oluyor? Bir miktar zaman içerisinde tabii ki asla eski midesi haline asla gelemez. Ama biraz genişliyor ve giderek biraz daha da fazla yiyebilmeye başlıyor. Ama şimdi burada şu mu doğmuş oluyor hocam? Yani katı yiyecekleri yemek biraz daha güç hale mi geliyor? Tabii tabii, katı gıda da zor geçiyor oradan. Hmm. O tüpü düşünün. Yani tüpe... Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii tabii. Ve bu tabii ki bir dezavantajı da nedir? Yani sağlam bir midenin, yani biz kanser ameliyatlarında midenin tamamını alıyoruz. %80'ini alıyoruz ama bir kanser var. Ama burada midede bir hastalık yok. Midenin, normal bir midenin neredeyse %75, %80'ini yine çıkartıyoruz ama dikine bir çıkartma oluyoruz ve geri kalan kısmı gidiyor. Dolayısıyla onun için biraz önce söyledim ya, yani bu yola girerken obez olan kişinin, morbid obez olan kişinin de çok kararlı olması lazım ve uyum içerisinde ekibiyle beraber yola devam etmesi lazım. Dolayısıyla birinci grup mide hacmini küçülten ameliyatlar. Bu kişileri ben şimdi yıllar önce yaptığım pek çok tüp mide ameliyatı kilo alarak gelmeye başladı. Çünkü dediğim gibi biraz mide hacmi genişledi. Biraz da işte yavaş yavaş buradan hangi gıdaları nasıl geçirebileceğini öğrendi. Artık yiyip içiyor. Bir de ikinci bir grup var ki bu grup şöyle kısaca tarif edeyim. Şimdi normalde biz yemekleri yiyoruz. Yemek borusundan mideye iniyor. 4 metre ince bağırsaktan geçiyor. Esas emilen enerjinin, vücudun ihtiyacı olan şeylerin emildiği yer ince bağırsaktır. 4 metre, 5 metre. Ondan sonra kalın bağırsaklar geliyor. Midenin çıkışına yakın bir yeri İkinci metreye bağlıyorsun. Yani esas emilecek yerin önemli bir kısmını bypass yapıyorsun. Devre dışı bırakıyorsun. Zaten bypass demek devre dışı bırakmak demek. O zaman ne oluyor? Gıdalar 4 metrelik ince bağırsakta emilmiyor. 2 metrelik bağırsakta emiliyor. O zaman ne oluyor? İşte yediklerinin yarısından daha çoğu emilmeden büyük abdeste atılıyor. Bu yöntem daha ağır bir cerrahidir. Daha sıkıntılı bir cerrahidir. Çok daha kısa zamanda daha fazla kilo verdirir. Tüp mideden çok daha etkilidir. Mesela hocam onu da öğrenelim. Evet. Tüp mide olan bir ameliyat olan bir kişi ne kadar sürede ne kadar kilo verebilir? Aşağı yukarı yani ayda bizim istediğimiz ve olması gereken normalde ayda 6-7 kilo verirse demek ki 6 ayda fazla kilolarının %50'sinden fazlasını verir. Yani 150 kiloysa bir 100 kiloya falan düşebilir hemen. Aşağı yukarı yani bir senede 100 kiloya iner. Güzel. İner. Ciddi bir oran, ciddi tabii, bir rakam hocam. Gerçekten tabii, de önemli. Tabii. Peki hala bu son anlattığınız bu şey. Bu bypass cerrahisi biraz daha ciddi kilo verdirir. Daha kısa sürede kilo verdirir. Ancak bunun da şöyle bir dezavantajı var. Vücudun bazı şeylere ihtiyacı var. Emilmesi gereken şeylere ihtiyacı var. Evet, hasta kilo veriyor ama bu sefer işte kansızlık ortaya çıkabiliyor. Bazı vitaminlerin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Bazı eser elementlerin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Ve böylece hastanın bazı ilaçları da dışarıdan devamlı alması gerekiyor. Onun için mesela biz genel cerrahi ekibi olarak mümkün olduğu kadar bu bypass cerrahisini yapmıyoruz. Çünkü bu hastalarda takip açısından da çok ciddi bir efor sarf edilmesi gerekiyor. Ve bir de dediğim gibi bypass cerrahisinde midenin mide ile bağırsak arasına, bağırsakla bağırsak arasına bazı bağlantıların yapılması gerekiyor. Cerrahisi daha uzun ve daha komplikasyona daha açık. Tüp mide biraz daha kolay bir cerrahidir. Ameliyattan sonra komplikasyonları biraz daha azdır. Komplikasyon çıkarsa düzeltilmesi de biraz daha kolaydır. Ama bypass cerrahisinde problem çıktığı zaman Allah korusun ölümcül komplikasyonlar biraz daha fazladır. Evet. Yani hocam en çok yaptığınız tedavi, uyguladığınız tedavi yöntemi tüp mide. Peki uzun bir ameliyat mı bu? Ne kadar sürüyor? Tüp mide normal şartlarda bir saat içerisinde yapılabilecek bir cerrahidir. Evet. Kolay olması insanları daha çok teşvik ediyor mu efendim? Evet. Kolay yapılması tabii, ve kolay kilo verilmesi sadece konusu. Sadece insanları değil cerrahları da teşvik peki, ediyor. Peki bu tehlikeyi de beraberinde getiriyor mu? Tabii. Mesela? Tabii yani şimdi şöyle... Bypass'ta da şeyde de tüp midede yani tüp midede o kesilen midenin
kesilen yerinden kaçaklar olabiliyor. Veya işte bypass cerrahisinde anastomoz dediğimiz bağlantılardan kaçak oluyor. Dolayısıyla şimdi artık son zamanlarda cerrahlar bu cerrahiden biraz daha uzaklaşarak, işte biraz önce söyledim ya, cerrahi dışı yöntemler neler? İşte mide balonları veyahut da botoks gibi. İşte mide balonu da aslında mide hacmini geçici olarak küçülten bir yöntemdir. Aşağı yukarı 400-500 cc'lik bir balon midenin içerisinde şişiriliyor. Küçük hale getiriyor. Tabii, tabii. Güzel. Midede yer işgal ediyor. Güzel sanki. Sistem. Tabii. Sevdin mi? İnşallah hiç ihtiyacım olmaz. Yok, olmayacak tabii ki. Böylece sanki midenin bir yerinde devamlı gıda varmış gibi bir ortam ortaya çıkıyor ve hasta tokluk hissediyor. Açlık hissi azalıyor ve bu bir cerrahi değil. Ameliyat gerekmiyor. Endoskopla yapılıyor. Mesela bizim genel cerrahi endoskopi ünitemiz var. Bizim genel cerrahi endoskopi ünitesinde yapılabilen bir şey. Burada bizim yardımcı doçentimiz Fatih Dal kardeşime de selamlar gönderiyorum. Evet, selam. Bir de mide botoksu var. Mide botoksu da cerrahi bir yöntem değil. Endoskopi ile midenin belli bölgelerine botoks veriliyor. Botoks biliyorsunuz bu bir isimdir. Esas itibariyle bizim bir bakteri ismi Clostridium botulinum dediğimiz bir bakterinin toksinidir, yani zehiridir. Bunu midenin belli bölgelerine verdiğiniz zaman midenin hareketleri azalıyor botoksta da. Güzel. Azaldığı zaman ne oluyor? Aşağı yukarı 5-6 ayda bunun süresi devam ediyor. Bu süre içerisinde mide hareketleri azaldığı için yenilen gıdalar midede biraz daha uzun süre kalıyor. Tokluk hissi biraz daha fazla oluyor. Hasta daha geç acıkıyor. Dolayısıyla botoksla da bir süreliğine kilo vermek mümkün. Ama tabii ki botoksun etkisi geçtikten sonra ve o süre içerisinde hasta doğru bir davranış edinmemiş ise sonra tekrar yeniden kilo almaya başlar. Mide balonunda da bunların da işte değişik tipleri var. 6 ay midede duranlar var. 1 sene midede duranlar var. Ondan sonra ve o mide balonu da hissediyor mu kişi bunu? İlk zamanlar biraz hisseder. Bir hafta 10 gün hafif böyle bulantı, kramplar oluyor. Ama sonunda bu mide balonu çıkartılıyor tabii ki. Bu bir yabancı isim. Eğer yine bu 6 aylık veya 1 senelik süre içerisinde o doğru yemek yeme alışkanlığını, davranışı edinmezse o da yine kilo alır. Evet, evet, doğru. Ancak burada tabii şöyle bir şey var. Mide botoksu da, mide balonu da birkaç defa tekrarlanabilecek bir yöntemdir. Ama burada esas istenen şey şu, işte o 6 aylık süre içerisinde, bir yıllık süre içerisinde artık kişinin o alışkanlığı edinmesini bekliyoruz. Evet. Fakat genelde olan nedir? Genelde kilo vermek için insanların bazılarının diyelim bir hedefi oluyor. İşte diyor ki yaz geliyor, ben denize gireceğim, işte ben nişanlanacağım, ben evleneceğim, ben işe gireceğim falan. O hedefe ulaştıktan sonra maalesef o insanlar salıyor kendini. Evet, kalıcı olması gereken davranış ortadan kalkıyor. Evet. Hocam şimdi tabii bu cerrahi operasyonlarla birlikte tabii cerrahi olmayan bazı mide balonu, mide botoksu gibi şeyleri de konuştuk ama mesela ilaç tedavisi yok mu obezitenin? Ya da uyguladığınız bir liste ya da diyet. Tabii ki. Mesela onlardan tabii da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Yani bir defa çok yani süper obez dediğimiz hastalar, ameliyat riski çok yüksek olan hastaları önce endokrin bölümü bazı ilaçlarla ameliyat olabilir hale veyahut da mide balonu botoksu uygulanabilir hale getiriyorlar. Tabii ki o ilaçlarla ilgili çok detaylı bir bilgiye sahip değilim. Onları bizim endokrinolojideki arkadaşlarımız çok geniş bilgileri var. Ama mesela bazı ilaçlar veriyorlar, kişiye tokluk hissi veriyor. Bazı ilaçlar veriyorlar, bir iş için yapılan kalori miktarını arttırıyor. Mesela normalde 100 metre gittiğinde 10 kalori harcıyorsa o ilaçlarla 50 kalori harcamaya başlıyor. Metabolizmayı arttıran bazı ilaçlar var. Tabii ki biz bu işin içerisinde her zaman diyetisyenler bizimle beraber. İşte biraz önce söylediğim o spor hekimi arkadaşımız, fizyoterapist arkadaşlarımız devamlı bu işin egzersiz tarafındalar. Yani sadece
ameliyatla veyahut da cerrahi dışı yöntemlerle bunu kontrol altında tutmuyoruz. Bir de hocam şimdi dediğiniz ya tok tutan ilaçlarla, evet, tok tutan bazı maddelerle, evet, vesaire diye. Evet. Burada bence izleyicilerimize çok önemli bir anekdot da vermemiz lazım. Tok tutan ilaç, tok tutan işte karışım adı altında insanlara çok sahte ya da insanları böyle kandırabilecek şeyler de satılıyor, ürünler de satılıyor. Buna da bence dikkat etmeliler, değil sevgili mi efendim? Sevgili Yalçın, zaten yani o kadar önemli bir noktaya temas ettin ki yani tam böyle son raddesine kadar şişmiş bir balona topluyu ne sokuyorsun sen? Yani bence o iğneyi sokma. Çünkü kanser tedavisinde de öyle. Evet. Adamlar öyle karışımlar, öyle şeyler yapıyorlar ki kanseri iyileştiriyor. Ondan sonra cinsel gücü arttırıyor, steriliteyi düzeltiyor, diyabeti düzeltiyor, hayat tansiyonu düzeltiyor, arttırıyor, kiloyu verdiriyor. Yani bunlar inanılmaz insanlar, evet, inanılmaz şeyler yapıyorlar. Ama böyle bir şey yok. Abicim böyle bir şey yok. Emek verilmeden, gayret edilmeden, eziyeti çekilmeden hiçbir başarılı sonuca ulaşılamaz. Dolayısıyla mesela iyi oldu bunu söyledin. Mesela şu internet şeyinden öyle enteresan maddeler satılıyor. Ne olduğu belli olmayan, ölümcül sonuçlara kadar giden enteresan böyle bu şekilde işte ot, çöp, karışım gibi şeyler oluyor. Onun için ben vatandaşlarımıza bence bugünün en güzel mesajı şu olur. Bir defa hakikaten bir ekip ve bilimsel bir ekip bu işin içerisinde olmuyorsa bir, iki, bunları hep duyuyorum, görüyorum. Yani maalesef hastaları ameliyat masasında görerek cerrahi yapılan, ondan sonra iki gün içerisinde taburcu edilen, biz tüp mide ameliyatı yapıyoruz. İnanın hasta geldiği zaman önce endokrine gönderiyoruz. Bir takım tetkikler istiyoruz. 15 gün, 20 gün. Hasta diyor ki hocam ben diyor ameliyat olacaktım diyor. Size geldim diyor. Siz 20 gündür bana tetkik yaptırıyorsunuz. Tabii ki böyle olması lazım. Ondan sonra hastaya ameliyat ediyoruz. İyice emin oluyoruz. Tekrar herhangi bir kaçak olup olmadığından emin olduktan sonra, yani bizim tüp mide ameliyatı yaptığımız hastayı ben bir haftadan önce gönderdiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ama bazen geliyor hasta, hocam bizi işte ikinci gün gönderdiler. Ya biz kıdemli ve kompetan üst düzey cerrah oldukça yani korkak cerrah haline geldik yani, ya da bazıları aşırı cesur hale geldi. Kimseyi tabii burada hedef almış değilim ama dünya ne yapıyorsa bizim de bilimsel olarak onu yapmamız lazım. Evet. Bu mesajı da vermiş olayım. Hocam son olarak şu soruyu da sorayım. Her hastaya cerrahi müdahale yapılıyor mu obezite konusunda? Hayır. Hayır. Mesela kaç kilodan üzerine yapılamıyor? İşte vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olacak obezite cerrahisi için veya 35'in üzerinde ama kontrol edilemeyen diyabeti, hipertansiyonu, uyku apnesi, şiddetli bel eklem ağrıları gibi o zaman yapılabilir. Bir de bazı hastalarda, tabii biz bu hastaları kardiyolojiye, kalp, akciğer, anestezistlere özellikle gösteriyoruz. Eğer anestezist arkadaşlar derlerse ki kabul edilemez, çok yüksek bir cerrahi riski var. Bakın morbid obezite nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Bunu söylemem müsaade edin. Yani sadece şişmanlık ameliyatı için değil, morbid obez bir hasta apandisit de olabilir, fıtık da olabilir. Çok daha basit, kısa süren bir cerrahi gerekebilir. Hastayı uyutursunuz, o kısacık cerrahi yaparsınız veyahut da yapmasanız dahi onun uyuyup uyanması dahi çok yüksek bir risktir. Morbid obezite böyle bir şeydir. Onun için bazen anestezistler ve diğer bölümdeki arkadaşlarımız çok yüksek risk var dedikleri zaman, o zaman biz bunlara cerrahi yapmıyoruz. Evet. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak önerilerinizi, tavsiyelerinizi dinleyelim. Tabii ki. Sonra veda edelim. Bir defa hep şunu söylüyoruz. Yani kanser cerrahisi için işte tedavi şudur, şudur, şudur ama en nihayetinde diyoruz ki ya kanser olmamak için elimizden geleni yapalım. Veya erken tanı için elimizden geleni yapalım. Obeziteyle de mücadele etmek yerine obez olmamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Dolayısıyla dengeli beslenme bu işin anahtarlarından birisidir. Hareketli hayat bu işin anahtarlarından ikincisidir. Dolayısıyla egzersizi ve düzgün beslenmeyi bir araya getirerek bunu bir davranış biçimi haline getirmek lazım. Yani bir sene, iki sene değil, ömür, bütün bir ömüre yayarak bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Evet, sağlıklı beslenmek oldukça önemli dedik efendim. Evet. Farklı bir hayat, hareketli bir hayat, değil mi efendim? Evet.
Sporlu bir hayat oldukça önemlidiniz. Az önce sizlerle birlikte konuştuk. Yani ben sizler yapmış olduğum programdan gerçekten çok ayrı bir keyif alıyorum çok hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü anlattıklarınız hem böyle heyecan verdiği gibi hem de insanın böyle hayata bakış açısını da değiştirebilecek çok nitelikte. Çok teşekkür ederim. O yüzden farklı spor dallarıyla da uğraşmak gerçekten kesinlikle önemli olabilecektir öyle diyelim. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemliydi. Yine çok çok önemli noktalara sağ değindik. Olun. Özellikle sizin şahsınızda TV1 ailesine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim hakikaten toplumu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz var. Biliyorsunuz işte yani internette de tabii doğru bilgi var ama yani maalesef bilgi kirliliği içerisinde çok yanlış şeyler de oluyor. Onun için ben bu sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz için, hassasiyetiniz için tüm ekibe teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bir kez daha ağzınıza, ayağınıza sağ sağlık. Sağ Değerli izleyenler, bir Sağlıkça programının daha sonuna geldik. Bu haftaki Sağlıkça programımızda obezite üzerine konuştuk efendim. Özellikle obezite hastalığı nedir? Nasıl oluşuyor ve sebepleri nelerdir? Bununla alakalı obezite konusunda nasıl bir tedavi yolu söz konusu? Aynı zamanda tedavi edilirken nasıl cerrahi operasyonlar var? Bunların dalları yine nedir? Seçenekler, yöntemler ne yöndedir? Bunları konuşmaya çalıştık. Efendim, genel cerrah ve aynı zamanda kanser cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erdoğan Sözer hocamız bizlerle birlikteydi. Yine kendisiyle çok ama çok önemli olan bu obezite konusuna değindik. Her insan obezite olabilecek potansiyeldedir ve bu noktada da yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler de çok çok önemlidir dedik. Hocam bazı rakamlar verdi. 3 kadından birinin, 4 erkekten de birinin obezite olduğunu şu anda ifade etti. Ciddi bir rakam, o yüzden de tedbirli ve özellikle efendim dikkatli olmakta fayda var. Nedir, ne değildir? Tüm detaylarını konuştuk. Başka bir Sağlıkça programında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.